Merhaba sevgili Business Channel Türk izleyicileri. Bir işkolik programından daha seslenmekteyiz sizlere. Konuğumuz Gaziantep'ten geldi. Kreatix Reklam. Yanımızda da firmamızın sahibi Sayın Burçin Dündar bulunmakta. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Teşekkür ederim. Evet, Burçin Bey hemen Kreatix Reklam'ı tanıyalım istiyoruz. Biz kaç yıldan beri bu sektördesiniz, neler yapmaktasınız? Buyurun. Critics Reklam e, aslında çok yeni bir şirket. Daha henüz e, 8 aylık bir geçmişimiz var diyelim. Ama tabii ki e, benim sektörde yer alışım 20-25 yıllık bir geçmişim var. E, Birçok reklam ajansı deneyimim var. E, İstanbul'da yıllarca çalıştım. Evet. En son olarak işte Gaziantep'te Critics Reklam'ı kurduk, meydana getirdik. Geliştiriyoruz, hızlı bir şekilde geliştirmeye devam ediyoruz. Harika diyoruz biz de. Peki neden reklam ve tasarım ofisi olarak hareket etmeyi düşündünüz? Evet, bunun nedeni şöyle izah edeyim. Özellikle günümüzde reklam ajansı kurma işlemi çok rutin bir hale geldi. Yani artık herkes reklam ajansı kuruyor. Çünkü reklam ajansı kurmak gerçekten sermaye istemeyen çok kolay bir iş. Yani bir masa, bir koltuk ve bir bilgisayarınız olsun. Bir işte birazcık bilgisayara kullanabilen bir grafiker ve de bir ağzı laf yapan satış elemanıyla çok rahat bu işi yapıyor insanlar. Yapar duruma geldi ama tabii ortaya çıkan sonuçlar vahim. Ama yani çok sonuç alınamıyor bu mantıkla bakıldığı zaman. Tabii ki çok profesyonel ajanslar var. Onları bu konunun dışında tutuyorum. Genel olarak ben şeyden bahsediyorum. Özellikle Gaziantep bu durumda. Bizim şehrimiz. insanlar hani reklamcılığı çok amatör ruhla reklamcılara giriyorlar. Ama sonuç olarak çok iyi bir sonuç alamıyorlar sonucunda. Hayal kırıklığı, hüsran tabii ki. Tıpkı bir güneşin battığı gibi, doğduğu gibi. Her gün bir reklam ajansı, her ay diyeyim, her ay bir reklam ajansı batıyor, bir reklam ajansı çıkıyor. Öyle bir durum var Gaziantep'te. Biz bundan yola çıkarak dedik ki kendi kendimize, yani reklam ajansı, olmamalıyız biz artık dedik yani reklam ajansı buysa reklam ajansı kurmak biz bu mantıkta olmamalıyız evet. diye düşündük ee, peki ne yapmalıyız yani e, neden reklam ajansı olmamalıyız çünkü reklam ajansları profesyonel bakmadığı için olaya e, tasarım konusunda özellikle çok sıkıntılı sonuçlar çıkıyor ortaya. Bizim en büyük silahımız ne? En büyük özelliğimiz ne? E, tasarım. Yani Ben köken olarak grafik tasarımdan gelmeyeyim. Ekibimdeki arkadaşlarım da öyle. E, ne yapmamız gerek o zaman? E, biz bir tasarım ekibiyiz. Tasarım üzerine çalışmamız lazım. Ne yapmalıyız? E, reklam ajansı değil, reklam ve tasarım ofisi adı altında bir oluşuma gitmemiz lazım diye düşündük. E, bu da aslında herhalde Türkiye'de denilen ilk e, bu konuda ilkiz diyebilirim yani. Harika. Evet. Öyleyse bu ilki biraz daha detaylandıralım istiyorum ben Antep'te özellikle Gaziantep'te son derece girişimci bir ruhla belki de çok riskli bir şeye adım atmışsınız diyorum. Farkınız bundan mı kaynaklanıyor? Yani ajanslarla aranızdaki fark nedir? Bunu biraz daha detaylandıralım istiyorum ben. Yani ajanslarla aramızdaki en büyük fark. Şimdi bir reklam ajansı sonuçta veya bizim bölgemizdeki reklam ajanslarına gidin, e, her işi yapıyorlar, yapmadıkları iş yok. Yani e, müşterilere, e, müşteriler bir talepte bulunduğunda, e, biz her işi yaparız, tamam bunu da yaparız, bunu da yaparız ama aslında genelde hiçbir işi kendi bünyelerine yapmıyorlar. E, Birçok işi e, dışarıda işte çözüm ortaklarıyla e, çözüyorlar genelde. Yani kolektif bir çalışma ortaya çıkarmak istiyorlar, doğru mu? Ee, ama evet, siz bunun ama hepsini kendi bünyelerini kendi... halletmiyorlar evet hı, doğru. Siz bunun hepsini kendi bünyenizde Tabii biz e, hepsini demeyelim de özellikle e, tasarım kısmını hı hı. Tasarımla ilgili olan kısımların hepsini kendi bünyemizde hallediyoruz Yani hiçbir zaman dışarıda e, bu işi yaptırdığımız kişiler yok Kendi ekibimizde çözülüyor Ki şuna da inanıyoruz bir reklam çalışması yapılacaksa e, Bu reklam çalışmasının en önemli e, noktası tasarımdır bana göre yani bir tasarım doğru çıkmış bir tasarım her yerde zaten bir şekilde uygulanır. Evet. Peki bunun e, önemi biraz daha açılacak olursa neler söylemek istersiniz? Tasarımın öneminden bahsettiniz. Evet. Bunu biraz daha altını çizerek ya da altını doldurarak anlatalım. Şöyle izah etmeye çalışayım. E, şimdi grafik tasarım bence yeteri kadar önemi e, kavramamış durumda aslında. Hı hı. Farkında değil insanlar. Aslında hayatımızın çok içinde, birçok alanında, her yerde grafik tasarımla ilgili e, yaşadığımız hayatın içinde her şey grafik tasarımla ilgili. Mesela en basitinden e, işte otobüslerde giderken, yolda yürürken e, reklam panoları, otobüslerde giderken otobüslerdeki işte reklamlar diyeyim. E, televizyon, radyo e, bunlar zaten tamamen sürekli reklamlar. Bunlar hep hayatımızın içinde. Ve evet. bunlarda e, kullanılan reklamlar hepsi grafik tasarım unsuru. Grafik tasarım e, aslında insanları etkileyen oradaki e, o grafik tasarım insanların beyninde kalıyor, e, bilinç altına yerleşiyor. İşte biz bunun önemi çok iyi farkındayız. Evet. Yani grafik tasarım. Yani kirli bir grafik tasarım, e, renk olarak rahatsız edici bir grafik tasarım, insanın bilinç altını kirletiyor bana göre. E, bu çok önemli bir konu diye düşünüyorum ya da e, hafızada kirlilik yaratıyor ve bu defada olumlu bir şeyler vermek isterken hafızadaki kirlilikten dolayı da tamamen çıkartıp atabiliyoruz doğru, bir markayı ki, doğru. değil mi? Doğru tabii. Doğru Aynen dediğiniz gibi oluyor. Ee, örneğin bir amblem bir logo e, tasarımı veya işte bir ambalaj tasarımı en basitinden bir tabela kartvizit tasarımı bile. Yani birine verdiğiniz zaman küçük bir kartvizitinize o karşıdakinin etkisi altına alabilmeli. Ee, yani Şimdi e, grafik tasarımda şeyde olduğu gibi, e, yani grafik tasarım meydana getirilirken <laughs> şeyde olduğu gibi e, moda da tıpkı moda Evet ve de e, dekorasyon, mimar mimari e, unsurlarda olduğu gibi şeyde de grafik tasarımda da mesela bir moda var bana göre bir trend var. Her zaman bu trend olmuştur. Evet bu trendde tabii ki dünyayı takip etmek, onu yakalamak, dünyayı dünyadaki e, grafik tasarımın gelişmesini yakalamak çok önemli. E biz e, Türkiye olarak bunları çok fazla dikkat etmiyoruz. Çok fazla şey değil. Zaten e, şehirlerimizdeki tabela kirliliğinden veya işte başka görsel kirliliklerden de bu anlaşılıyor. İşte bunları bence e, çözecek kişiler de grafik tasarımcılar diye düşünüyorum. Bence de kesinlikle çünkü grafik ve tasarım konusunda son derece hakim olan bir e, meslek erbabı kullanılacak renkten, e, o rengin bırakacağı etkiden, kullanılacak şekilden bile evet. markayı yaratabilir diye düşünüyorum. Doğru, çok doğru. Evet öyleyse biraz da sizden bahsedelim, Burçin Dündar'dan bahsedelim. Neler yaptınız şimdiye kadar? Çünkü alanınızda gerçekten iyi bir isimsiniz. Evet, şöyle bahsedeyim kendimden. Gaziantepliyim. Gaziantep doğumluyum. Gaziantep Lisesi mezunuyum. Resim öğretmenimin teşvikiyle Güzel Sanatlar Grafik Bölümüne girdim Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde. Orayı bitirdim. Daha sonra oradan İstanbul'a geçtim. İstanbul'da birçok değişik ajansta art direktörlük yaptım. Ee, şeyde Hürriyet Gazetesi Tempo dergisinde çalıştım. Orada sanat yönetmenliği yaptım. Çok önemli bir referans. Evet. Ee, aynı zamanda birçok tabii ki tanınmış markaya hizmet verdim bu arada bu süreçte. Hı hı. E, reklam alanında İstanbul'da. Daha sonra da e, memleketimiz olan Gaziantep'e e, e Generals Grey'deydim en son. Generals Grey'in e, Gaziantep'te bir şubesi açıldı. Oraya e, genel müdür yardımcısı olarak geldim. Beş yıl orada çalıştım. Orada da çok güzel işler yaptık. Daha Gaziantep'te reklamcılığın hiç olmadığı yıllardı onlar. Gaziantep Life dergisini çıkardık orada. Gaziantep Life dergisinden sonra oradan ayrıldım. 5 yıl süreçten sonra. Kendim başka bir şirket, başka bir reklam ajansı oluşumuna katıldım. Orada kurucu ortak olarak yer aldım. Orada da Gaziantep Millet ve Vekili dergisi ve de Gaziantep Alışveriş Dünyası adı altında iki dergi çıkardım. Yıllarca onların yöneticiliğini yaptım. Ardıktı o dönem o yıllarda dergicilik yaptım. Oradan sonra da işte yeniden asıl ana işim olan reklamcılığa dönüş yaptım. Bu şekilde tasarım yönüyle diyeyim. Evet. Kreatix'le oraya dönüş yaptık. Fark orada Devam zaten. Evet. Creatix ismi nereden aklınıza geldi? Nasıl bir e, oluşum oldu? Evet. Creatix e, kelime olarak e, biliyorsunuz kreatif kelimesinden gelmekte. Kreatif evet. e, kelimesi artık Türkçe'den Türkçe iyice girmiş bir kelime. Hı hı. E, biz kreatif kelimesinin sonundaki F harfini kaldırıp onun yerine e, bilinmeyen anlamına gelen X'i ekledik. Hı hı. E, CreatX kelimesini elde ettik tabii ki. Kendimizi özgü hale getirdik. Aynı zamanda da Kendimize göre e, bilinmeyeni bulmak gibi, yani bilinmeyeni tasarlamak gibi bir anlam çıkarttığımızı düşünüyorum. Tam da bizim işimize çok güzel bütünleşti. Evet. E, böylece Creatix e, reklamı oluşturduk, meydana getirdik ismini. Öyle diyeyim. Evet, gerçekten de son derece güzel bir açıklama oldu ve uygun da bir açıklama. Evet. Creatix e, neler yapar, neler yapmak ister, bütün bunları paylaşalım istiyorum. Şimdi Creatix, tası, Creatix Reklam ve Tasarım Ofisi içinde tasarım geçen aslında her şeyi yapar. Evet. E, çünkü biz tasarımcıyız sonuçta. Tasarımcılıkla grafikerlik bir, birbirine karıştırılmamalı farklı şeyler aslında çok farklı şeyler. E, böyle olunca tabii ki tasarım adı geçen her şeyi yaparız. Ya bunların başında en başta mesela amblem logo tasarımı, e, kurumsal kimlik tasarımı, ambalaj tasarımı, web sitesi tasarımı. E, fotoğrafın sanat kısmı, fotoğrafçılık, reklam fotoğrafçılığı, bunlar bizim ana işlerimiz. Evet. Yani ilan tasarımı, e, özel katalogların tasarımı, kreatif reklam daha çok bu tür, bu, bu tarz işler yapar. Bunun dışında son zamanlarda e, internetin gelişimiyle, şey de çok internet reklamcılığın geleceğini internette gördüğümüz için e, web sitesi tasarımıyla e, SEO ve sosyal medya işlemlerine de çok ağırlık veriyoruz. Yani ana konumuz oldu diyebilirim web sitesi. Evet Çünkü günümüzde Tasarımı. çok önemli bir yer Tabii. kapsamakta. Hı hı. Sosyal medya hakikaten çok çok önemli ve sosyal medyayı aslında sizin de bu işe el attığınız gibi bilen bir kurum tarafından yapılması çok önemli. Çünkü netice itibariyle sosyal medyada birçok şey planlanmadan ortaya çıkartıldığı takdirde olum yerine olumsuzluk katabiliyor. Doğru mu? E, tabii ki doğru. Yani sosyal medya e, dikkatler alınılması gereken bir konu. E, yani sosyal medyada yapılan paylaşımlar e, veya işte sosyal medya bir e, şirketin sosyal medyada tanıtımı ile ilgili yapacaklarınıza dikkat edeceksiniz. Yani orada e, önemli olan e, bol bol paylaşım yapmak değil, onda bir takım şeyleri var. Bu da mesleki sırlarımız çok fazla. Açıklamak istemiyorum bunlar ama. <laughs> i̇şte ben aslında o sosyal medya yönetimini biraz olsun öğrenmek evet. amaçlı. Evet, evet. E, çünkü gerçekten çok yeni gelişen bir iş. Hı hı. Çok herkesin heves ettiği yine e, amatörlerin de çok heves ettiği bir iş ama e, çok aslında sistemli ve doğru yapılması gereken bir iş. Düzenli takip isteyen bir iş. Yani e, sosyal medya, SEO faaliyetini yaptığım bir firmanın bitti anlamıyla, anlamına gelmiyor. E, bu aslında sürekli bir süreç, sürekli yapılması gereken işlemler var. Her ay düzenli olarak, rutin olarak yapılması gereken işlemler var. Takipler gerekiyor, paylaşımlar gerekiyor. E, bunların belli bir sistemde yapılması gerekiyor. E, biz bunların hepsini dediğim gibi e, bunun için ayrı bir ekip ayırtarak düzenli olarak takip ettiriyoruz firm firmalar adına. Evet. Bu gerçekten de yapıyoruz. bu bana kalırsa çağımızın mesleği ve çağımızda da en geçerli reklam olarak tabii, düşünüyorum. Markalaşmadaki tabii. En, önemli çok önemli, çok önemli. en önemli etken. Gerçekten en önemli etken. Peki vermiş olduğunuz hizmetleri sadece Gaziantep'le mi sınırladınız? Gaziantep tabii ki Gaziantep merkezli bir ajansız ama vermiş olduğumuz hizmetler Gaziantep'te sınırlı değil. Tüm bölgeye hitap ediyoruz çevremizdeki illere. Bunun dışında İstanbul'dan bile müşterilerimiz var. Evet. Ee, çünkü İstanbul'da bir danışmanımız var. Birlikte çalıştığımız. Hı hı. Ee, sürekli irtibat halindeyiz. Bize müşteriler yönlendirebiliyor zaman zaman. Evet. Onlara da hizmet veriyoruz. Ee, ki onları da çok memnun ettiğimizi düşünüyorum. Yani İstanbul içinde iyi bir seçenek olduk. Ee, hani e, İstanbul e, şey olarak bilinir ama e, bu tür sektörlerin genel yani merkezi olarak bilinir. Reklamcılığın merkezi olarak tabii ki biliniyor haklı olarak. Ee, ama biz de bir alternatif olduğumuz için Anadolu'dan ne mutlu. bize de İstanbul'a alternatif olmak da güzel bir şey. Yani İstanbul'dan iş alabilmek diye düşünüyorum. Harika, gerçekten de harika. O metropol oluşundan kaynaklanıyor İstanbul'un ama evet. Antep'te Gaziantep'te çok çok iyi işler. Evet. Çok çok e, iyi sektörlerin bulunduğunu tabii, bizler de tabii, biliyoruz. Tabii, tabii doğru. Bildiğimiz kadarıyla farklı bir ofise sahipsiniz. Ofisiniz nasıl tasarlandı? Ve bunun dışında bu ofisin çalışma sistemi nedir? Nasıl çalışıyorsunuz? Evet ofisimiz e, çok... Tabii ki nasıl tasarıma tasarım bizim için önemliyse, ofisimiz de aynı şekilde, e, onun tasarımı da bizim için çok önemliydi. E, bu durumda tabii ki her şeyi, kreatik, e, her şeyi tasarlar deyip de ofisimizi başkasına tasarlatsak olmayacaktı. Onun tasarımlarını da ben yaptım, meydana getirdim. E, bütün e, odaların, bütün şeylerin, planların oluşturduğum, tabii ki bunu oluştururken birlikte çalıştığımız çözüm ortağımız olan e, mimar ve mühendis arkadaşlarımız var. Onlardan da destek aldım, onların fikirlerini de aldım. E, onu da dikkate alarak çok güzel bir ofis meydana getirmeye başladığımızı düşünüyorum. Daha henüz tamamlamadık. Kafamda çok fikirler var ama e, iki katlı bir ofisimiz var. Çok da lokasyon olarak güzel bir yerde. Gaziantep'in en yeşil, en güzel ortamında. E, parklar bölgesinin içinde. E, üst katımızda e, reklam atölyemiz var. Toplantı salonumuz. İşte giriş hol bölümümüz, sekreterya bölümümüz, mutfak bölümümüz. Alt kata inişle e, merdivenle alt kata iniliyor. Alt katı da e, fotoğraf stüdyosu olarak ileride planlıyorum. E, orayı daha henüz faaliyete geçiremedik. E, fotoğraf stüdyosu ve aynı zamanda dinlenme ortamı bir oluşturmak istiyorum müşterilerim için. Planlarımız çok. Umarım gerçekleştiririz zaman içerisinde. İnşallah diyoruz. Planlarımız çok dediniz. Şimdi e, tabii ki Gaziantep'te sektöre bakışı ya da sektörü değerlendirmeden önce hedeflerinizden bahsedelim istiyorum. Çünkü diğer konuyu değerlendirmeye kalktığımızda oldukça yüksek bir zamana ihtiyacımız var diyorum ben. Evet. Creatix reklamının hedefi hiçbir zaman işte her işi yapan büyük bir ajans olmak olmadı. Hiçbir zaman böyle bir hedefimiz yok bizim. Biz e, her zaman için e, şey zamanda e, farklı çizgilerde e, geniş zamanda farklı çizgilerde müşterilerimiz e, için değerli işler, özel işler yapmak için varız. Onlara doğru çözümler üretmek için varız. Hep hedefimiz bu olmuştur. E, bu yolda da emin adımlar ilerliyoruz. Harika diyoruz. Peki Gaziantep'te sektör ne durumda? Ya Gaziantep gerçekten şeyden dolayı, sanayisinden dolayı, sanayisinin büyüklüğünden dolayı medya sektörü için her zaman için iştah kabartan bir yer olmuştur. Evet. İstanbul içinde olmuştur. Gaziantep'teki kuruluşlar içinde de. ama Gaziantep açısından, Gaziantep'e baktığımızda o sanayisinin gelişmişliğine rağmen medya sektörünün yani televizyon, radyo, gazetecilik, matbaacılık, reklamcılık olsun bizim sektörlerimizin e, ee, sanayimiz eş oranla geliştiğini düşünmüyorum. Ve bu da beni çok üzüyor yani aslında bu böyle olmaması gerek. Bu kadar sanayinin geliştiği bir şehirde bu sektörün de çok daha iyi yerlerde olması lazım diye düşünüyorum. Umarım ileride olur. Biz de umuyoruz ee, sizin gibi girişimcilerle yepyeni fikirlerle bana kalırsa bu sektörde de çok ciddi gelişmeler olacaktır bölgenizde. İnşallah. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Rica ederiz. Sağolunuz. Teşekkür ediyoruz sizlere de. Evet bir işkolik programının daha sonuna geldik. Konuğumuz Burçin Dündar'a teşekkür ederken programımızı sonlandırıyoruz. Hoşçakalın.